Günaydın. Kiev'deki ikinci sabahımıza uyandık. Şimdi bugün Pirogovo Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. Oraya ben daha önceki gelişimde de gitmiştim ama kıştı, böyle çok bir şey anlayamamıştık. Şimdi tekrar gidiyoruz. Çok daha beğeneceğimizi umuyorum. Orası şehrin biraz dışında kalıyor. İsterseniz Uber'le gidebilirsiniz ya da otobüsle de gidebiliyorsunuz. 1-1,5 saat gibi sürüyor otobüsle. Uber'le yarım saat falan. Biz otobüsle gidip Uber'le döneriz diye düşünüyoruz. Görüşürüz. Şimdi Açık Hava Müzesi'ne gitmek için otobüse bindik. Şöyle otobüsü de bir göstereyim dedim. Şurada da selfie çeken bir kız var. Beroş. Bakmıyor bana tabii ki. Otobüs 8 grivnaymış. Ya bu arada her şeyin böyle fiyatını söylüyorum. Çünkü sonra 7 grivna mı? Ha, 7'ymiş. Çok böyle fiyat soran mesajlar alıyorum sonra. O yüzden şimdi belirtiyorum böyle fiyatları. Otobüsler bayağı eski yani. Şimdi otobüsten indiğimiz yerde hop koşalım. Ocean Plaza'ya denk geldik. Burayı ben geçen sefer de önünden geçmiştim, girmemiştim. Merak ediyordum. Ay. Evet, şu an trafik katlettik. Rezil Türkler. Neyse şey. İçinde böyle ortasında sanıyorum kocaman bir akvaryum varmış. Adından anlaşılacağı üzere Ocean Plaza. Alışveriş merkezi içi aslında. Şimdi bir bakacağız içeri. Şu anda Ocean Plaza'dayız. Burada bir akvaryum varmış ama akvaryumu henüz göremedik sanırım ya. Yani bu kadar küçük olmayacağını umuyorum. Bu kadar küçükse de bilmiyorum. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Pasaport kılıfı. Bayıldım. Şimdi Ocean Plaza'nın alt katındaki markete girecek. Böyle bayağı büyük bir süpermarket var burada. Fiyatlar çok uygun. Bir şeyler alacak olursanız dışarıdaki böyle küçük marketlere, bakkallara göre bayağı uygun. Su falan bile bayağı fark ediyor yani. Ve şimdi Açık Hava Müzesi'ne geldik. Biletlerimizi alacağız. Biletler tam 50 grivna, öğrenci de 30 grivnaymış. Bayağı güzel gözüküyor burası ya. Otobüse de bu arada rahat rahat geldik. Ne kadar sürede geldik Beril? Bir saat falan sürdü herhalde ama çok öyle bir şey gelmedi yani, eziyet gibi gelmedi. Otobüse de gayet gelinebiliyor. Şimdi burada magnetlere bakıyorduk. 10 grivnaymış, bayağı ucuz. Beril diyor ki sevmediğim insanlara buradan magnet alacağım. Sevmediği insanlar size dandik magnet aldıysa bilin ki sizi sevmiyormuş, öğrenin. Kameralardan kaçamazsın Beril. Herkes biliyor söylediklerini. Şimdi Açık Hava Müzesi'ni gezmeye başladık. Kocaman bir ayçiçeği tarlası var. Tabii ayçiçeğini şey geçti herhalde değil mi? Bunlar hep solmuşlar. Çok şey yani, başları havada değil ama yine de görüntü çok güzel. Başları havada da ne demekse. Alnı ak, başı dik. Öyle mi? Patyama seviyor sevmiyor yapacağım şimdi. Bak şuradan başlıyorum. Seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor, seviyor sevmiyor. Sevmiyor mu? Sen kaybedersin sevmiyorsan. İsterseniz burayı tur eşliğinde de gezebiliyorsunuz. Ya da tur eşliğinde gezen birisinin arkasına da takılabiliyorsunuz. Bu şekilde hep eski evler var. Bazılarının içini gezebiliyorsunuz. Bu da onlardan biri sanırım, açık çünkü. Burası böyle bir sınıf. 19. yüzyılmış. Haa, günler yazıyor. Burası öğretmenlerin kaldığı odaymış. Direkt yani. Şurayı da göstereyim. Pardon. Burası da yatak odası. Yani öğretmen direkt burada yaşıyor ve direkt evin içinden de şöyle sınıfa çıkıyormuş. Sınıf da çok sevimli bir sınıf ya. Çok hoşuma gitti. Tamam, dur. Tur artı 120. Baya güzel duruyor. Tak bakayım da. Yavaş yavaş yavaş. Ay ödüm koptu, dur dur. Ay bize geliyor sandık. Ama bir şey, ay. Çifte müfte atacak bir de. Serbest mi o at? Ay Beril. Beril. Beril dur dur dur, Beril dur, Beril dur, yavaş ol. Canım, canım! Ay! Boklara girdik, bok. Beril bir şey olmaz, geliyor. Onun giremeyeceği şekilde geri gidelim, Beril gel.
Ay. Şu an çok korkuyorum. Boka girelim, at bizi gebertmesin de. Ay. Ödüm kopuyor. Ay. Allah kahretsin, bizi buldu koca şehirde. Senin at gibi. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Dönüş için Uber çağırdık. Uber bu arada Ukrayna'da da çok yaygın ve taksiden bayağı daha ucuza geliyormuş. Şimdi buradan Hidropark'a gideceğiz. Hidropark da onların böyle adası gibi bir şey. Böyle denize girdikleri bir yermiş. Buradan 140 grivna ücreti. Ve Uber'imize bindik şu anda. Şimdi Hidropark'a geldik. Burası böyle bir ada. İnsanlar bayağı yüzüyorlar ama bize çok böyle aşırı yüzülesi gelmedi ya. Değil mi Beril? Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi burada zipline yapabileceğiniz bir yer var. Biz de yapmayı düşünüyoruz ama bir kız gidecek, bir bakalım. Böyle birkaç farklı seçenek var. Bu kız şimdi gitti. Böyle gölün üzerinden gidiyor. Şu an çocuklar İngilizce bilmiyor, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz zipline'a binebilmek için. Drive etmemiz lazım ya. Bir şey diyor ama küfür etmiyor durumlarım bana. Artık küfür ediyorsanız sizin ayıbınız. He? Russian? No, I'm Turkish. Herkes beni Rus sanıyor ya. Çok güzelim. Bakın siz buna bir kez daha şahitsiniz. Rusça söylüyor galiba, anlamıyorum. Umarım küfür etmiyorlardır. Made in Ukraine. Made in. Beni bu üçüncü falan herhalde değil mi? Rus tanışları. Ah ah, bu güzellik başıma gerçekten bela olacak. Şimdi zipline yapacağım. Üzerime o şeyleri bağlıyorlar. Hi. Hi. Sadece ты популярный будешь. Evet, tamam mıyız? Hadi go. Давайте тандемом полетим. Gidiyoruz. Ay, beni de bir tırsaklık sardı şu an. Ay. Aa, çok korkuyorum şu an. Bu beni itmezse ben gidemem. Let's go. İlk defa metro kullanacağız. Şimdi yol üzerinde bir kafe gördük. Böyle bir şey yiyelim içelim diye oturduk. İsmini ekleyeceğim buraya. Bayağı tatlı bir yer. Şöyle biraz menüdeki fiyatları göstereyim dedim size. Bakayım şöyle. Mesela hamburger 140 grivna. Sonracığıma bakayım. Salatalar nerede mesela? Makarnalar var. Şöyle dürüm gibi şeyler var mesela. Mesela etli krep 64 grivna. Ispanaklı peynirli krep 60 grivna. Fiyatlar genel olarak uygun. Salatalarda şöyle bakıyorum. 45 grivna var, 80'e var, 55'e var. Fiyatlar genel olarak uygun. Bu arada biz şu an, yani bizim çevirişimize göre 1 lira 4.60 grivna oluyor. Biz 4.60'a bölüyoruz hesaplarken. Tabii sizin doları ne kadar aldığınıza, ne kadar çevirttiğinize de bağlı olarak bu değişecektir. Benim siparişim geldi. Napolyon kek söyledim ben. Şimdi hemen tadına bakıp fikrimi söylüyorum. Neli olduğu ile ilgili bir fikrim yok ama bu hiçbir şeyli değil herhalde. Milföy gibi sanki. Evet, kat kat milföy. Hafif bir muz aroması da var. Çok güzel. Şimdi bir alt geçitteyiz.
Dediğim gibi alt geçitler hep bu şekilde. Böyle aşağıda ayrı bir yaşam var. Hediyelik eşya için falan buraları böyle tercih edebilirsiniz. O ateş hiç sönmüyor. Ölen insanların anısına. Şimdi tam olarak şu şeyin böyle alt kısmında bir müze var. İsmi de Holodomor Victims Memorial'mış. Ben buraya geçen geldiğimde girmiştim. Çok etkileyici bir müzeydi. Böyle ölen insanların sayılarını böyle maddelerle göstermişler. Yani mesela ölen insanlar kadar pirinç var. Atıyorum işte katledilen çocuklar kadar saman var gibi gibi böyle. Çok güzel. Yani çok sanatsal bir şekilde göstermişlerdi. Ben çok etkilenmiştim. Şu an kapalı olduğu için tekrar giremedik ama gelirseniz mutlaka aklınızda olsun. Şimdi Mağaralar Manastırı'na giriyoruz. Burası da çok ünlü yerlerden Kiev'deki. Bilet almamız gerekmiyor mu burası? Almamız gerekiyor olmalı bir yerden ama. Şu an burada bayağı dini bir hava var. Bir şey oluyor ama anlayamadık ya. Cenaze gibi bir şey mi? Hiçbir fikrim yok şu an. İçeride böyle bayağı garip törenler vardı. Biz sorduk. Bugün normal bir gün değilmiş tabii ki. Her zaman böyle değilmiş burası. Bugün 27 Ağustos. 28 Ağustos Meryem'in göğe yükselişi olarak kutlanıyormuş. O yüzden şu an burada ekstra bir şey varmış. Aslında Katolik kiliseleri 15 Ağustos olarak kutluyormuş ama Ortodoks kiliseleri 28 Ağustos olarak kutluyormuş. Biz de böyle değişik bir güne denk gelmiş olduk. Yani güzeldi. Böyle bizim için değişik bir deneyim oldu. Meryem'in göğe yükselişini böyle bir üzülerek değil de onun işte oğluna kavuşması olarak, yükselmesi olarak kutluyorlarmış. Bir anma gibi yani. Böyle bir yas durumu falan söz konusu değilmiş. Şimdi bu Motherland anıtının olduğu yere geldik. Burası böyle sanki bir açık hava müzesi havasında. Buranın alt kısmında da 2. Dünya Savaşı müzesi varmış. Bir de tam girişinde böyle botanik bahçe gibi bir yer var. Girişi 50 grivnaymış ama fotoğraflarına baktık yani normal hani çiçekler var çok ekstra bir şey var gibi değildi o yüzden girmedik oraya. Ama bu anıt bayağı güzel büyük gerçekten etkileyici gözüküyor. Bu iyiymiş zaten ben bunun ışığa ihtiyacım yok. Hello. Şimdi biraz otele gidip dinlendik ve tekrar dışarı çıktık. Kireşetik Caddesi'ne geldik bir de böyle akşamını görelim dedik. Şurası bu arada Ukrayna Otel. Şöyle parmağımla göstermedim. Şurası Ukrayna Otel. Burası bayağı böyle ünlü. Buranın iyi otellerinden birisi. Caddenin akşamı da bir ayrı güzel.